Amerika'nın Texas şəhərində yaşayan jurnalist xəbərçilərin biri olan Brian Battle 1996-cı ildə qarşılaşdığı yaşları 6 ya da 17 aralığında olan qara qodlu çağaları əhli qadətlərdə, jurnallarda, xəbərlərdə ağlat geçir. Aydışına görə Texas'ın toxuyluk yerlərində görülən kiçi yaşlı çağalara mingdəyən ağ tinli, ullaqan qara gözlü və köçələrdə durub maşinləri saqqacaq bolyan bir tüysül candar bilən qarşılaşdı. Bu canlılar dünə köçələrdə durman kəvr öylərin qapısını qaqıb öyün içine girmək üçün adamları qorxu deyər. Texas şəhərində tanalayan xəbərçilərin biri olan Brian Battle 1996-cı ildə ullaqan qara gözlü iki tane çağı bilən qarşılaşır. O görən zatlarını əhli xəbərlərdə, qadət jurnallarında ağlab keçib Texasda ulu bir qorxuyunun döreməyinə təbəb bolyar. Ayrılışına görə bu çağılar ölü adamlara minləş, solon ağ tinli, yönəkəy adamlar yali egin eşikləri giyən, görülməyən, müdam toqoyluqlarda köçələrdə görülən ya da toqoy yerlərdə yaşayan öylərin qapısını qaqyan bir tüysül jandarlar. Bu zadı görən Kevr Texasın yaşayıcılarının aytmağına görə bu üç köşk canlıları görünüzü görüyeninizi belli etmen. Korksanız hem korkmadık yalı bol yolunuza devam ediverin deyip aydiyarlar. 2012 yılda Karagözlü Çağalar adlı Yorita kino film hem düşürüldü. Kinoda Brian Battle'ın yaşap geçen vakası suratlandırılıyor. Paranormal vakaları gözlerden geçiren Milhan Brian Battle'ın başına gelen bu vakanın mingdesinin özünün hem başına gelindiğini ve şuları aytıp geçer. Uzun bir yola gitmek için öğden çıkıp uğradım. Şehirden çıkıp tokoyluk bir yola çıktım. Şol vakit güçlü yağış yağıp başladı. Maşinimi tokoyluktaki yolun arasında koyup bir salım durdum. Yağış gittikçe güçlenirdi. Hiç hili hareket edip olmayacak yağdaydım. Hava hem karanlık var yadı. Yağışın dinmasına karışıp durdum ve şol vakit gözleri kapkara, yaşları 9 ya da 12 yaş aralığında olan iki tane çağı ulu kuvvet bilen maşinin aynasını kalktılar. Bedenim titrep, korkup durdum. Yönü korkyanımı belli de etmeyerdim. Aynanı açıp neyme bolanı sordum. Maşine münüp bu yerden gitmek isteyendiklerini aittılar. Onları maşine almaya korkuttum. Güçlü yağış yağsa hem derre ol yerden taşlaştım. Aslında bunlar yöneki adamlar yali. Köpçülüğe koşulmak isteyerler. Zorluk bilen girmek isteyen oklar. Korkulacak olmalı oklar. Dünya adamların arasını köpçülüğe koşulmak isteyerler. Onda adamlar bunlar kabul edip bizim aramıza koşulsalar. Neymeler olurdu?